Merhaba sevgili seyirciler. Gündemi yorumlayacağız Şaban Sevinç'le birlikte. Merhaba Şaban Bey, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Evet, şimdi Muharrem İnce siyasi gündemde yine üst sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerden sonra bu hafta basın toplantısı düzenleyecekti Perşembe günü. İşte parti kuracağı, parti kurmaya doğru yola çıktığı yorumları yapılmıştı. Gazeteciler kendisiyle görüştü ama Kendisi de kendisi de demişti parti kuracağım diye. Evet, Yani evet. kendisi derken hani kendisine yakın kaynaklar, Evet. Saygı Öztürk'ün yazdığını hani kendisi gibi algılıyoruz. Evet, ama kendi Parti kuracağım. ağzından öyle bir şey çıkmadı. Doğru Kendi mu? ağzından çıkmadı ama işte en yakınındaki kişi falan diye Saygı Öztürk'ün yazdığında parti kuracağım vardı. Demişti, evet. Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen partinin iki duayen ismi Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'in bir görüşmesi vardı. Muharrem İnce ile. Şimdi bugün yaptıkları görüşmeden Muharrem İnce ile şöyle bir yanıt aldıklarını söyleyebiliriz. Perşembe günü basın toplantısı yapma, partide kal dediler. Hem Karayalçın hem Hikmet Çetin. Muharrem İnce de ben parti kuracağımı kurmayacağım. Anadolu'yu dolaşacağım diyor. Kabaca yani böyle. Son durum bu. Ama başka bir gelişme oldu mu, olacak mı? Onu göreceğiz. Sizin aldığınız duyum var mı? Var. Şimdi ben taraflarla görüştüm. Sayın Karayalçın'la da görüştüm. Muharrem İnce ile yazıştım WhatsApp'tan. Muharrem İnce'nin bir yakınıyla da telefon görüşmesi yaptım. Şimdi Sayın Karayalçın diyor ki keyifli bir sohbet yaptık Muharrem Bey ile. Birlik, bütünlük konuştuk. Partinin işte birlik, bütünlük işte hareket etmesi, bölünmemesi ayrı bir parti kurmaya bizim de Cumhuriyet Halk Partililerin de tahammülü yok dedik, olmaz. Ama sen bir hareket başlatacaksan, hani parti kurma ama hareket başlatacaksan başlat. Yani senin hareketin işte Cumhurbaşkanı aday adaylığı olur. Yani başlattığın hareket Cumhurbaşkanı aday adaylığı Makro modeli hareketi. gibi konuşuluyor Evet, ya. Evet. sonunda bu hareketin sonunda işte yeteri ilgiyi ve desteği bulursan kamuoyundan ve partiden Cumhurbaşkanı adayı olursun. Süreç seni oraya götürür dedik diyor. Ve bunu yaparsan o zaman parti hukuku da ihlali olmaz. Hani bunu yapabilirsin Cumhuriyet Halk Partili kalarak dedik diyor Sayın Karayalçın Muharrem İnce'ye. Ve Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi bağının çok güçlü olduğunu söylüyor. Bir de demiş ki Macron hareketi yani hani şimdi Macron'a benzetiyorlar ya Muharrem İnce'nin bu işte Şekil hareketini olarak, bu evet. her şekilde. Sayın Karayalçın'ın şöyle bir ifadesi var. Macron hareketi seçim döneminde ortaya çıkan bir hareketti. Yani Fransa'da seçim tarihi belli oldu. Macron çıktı, hareketini başlattı ve iktidara geldi. Sen Ya daha ortada bir seçime seçim söz konusuydu. evet, bir Evet. seçim söz konusuydu. Şimdi Türkiye'de ise seçime 3 yıl var. Dolayısıyla senin seçime 3 yıl kala bu harekete başlaman senin için daha avantajlı. Yani zamanın bol demiş Sayın Karayalçın. Böyle bir görüşme geçmiş. Muharrem Bey'in de buna itiraz etmediği ve bu durumu onayladığı ve parti kurmayacağım yani ağzından o parti kurmayacağım lafı çıkmıyor ama Evet. Sayın Karayalçın dedim yani parti kurmayacağım dedi mi? Ya kuracak mısın diye sormadık ki hani kurmayacağım desin diyor. Ama diyor söylediğimiz bu ve Muharrem Bey'in de bu anlayışta olduğunu anladık. Yani parti kurmayacak ve bir hareket başlatacak. O öyle gördük diyor. Tabii son dönemdeki gelişmeleri de gözlemlemiştir Muharrem İnce. Tabii ama şimdi tabii stratejiler, taktikler, satranç oyunları falan hepsi devrede. Muharrem İnce Perşembe günü işte saat 11'de bir otelde Evet. basın toplantısı yapacak Ankara'da ve o basın toplantısında da yine yakınlarının söylediği özellikle 24 Haziran seçim gecesine ilişkin olarak çok önemli açıklamalar yapacak. Belki genel merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine ağır suçlamalar yöneltecek. Dolayısıyla başka bazı şeyler de açıklayacak. Bir takım
şirketlere anketler yaptırdı. Hı hı. Kamuoyu araştırmaları yaptırdı. Sanıyorum iki ayrı şirkete. Onların sonuçlarını görecek, değerlendirecek. Yani bu önümüz süreçte şimdi Sayın Karayalçın ve Hikmet Çetin işte parti kurmayacak. Hani Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı hareketi başlatacak ve bu da parti hukukuna uygun diyorlar ama hı. Hani bu süreçte Muharrem İnce'nin şimdi Perşembe günü yapacağı işte açıklamalar ve devamında sonraki günlerde tavır, davranış ve açıklamaları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ne kadar tahammül edecek? Bu İnce ile CHP Genel Merkezi'ndeki arasında sertleşen bir tartışmaya dönüşecek mi? Muharrem İnce için bir hani bir disiplin mekanizması gündeme gelir mi? Muharrem İnce açıklamalarında ve genel merkeze yönelik sert söylemlerinde sınırı aşar mı filan bunları önümüzdeki süreçte aslında, göreceğiz ama. Sözünüzü kestim buyurun. Tamam. Bu yani bence karşılıklı etkileşim. Yani Muharrem İnce ne yapacaksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapacağı da önemli bence. Karşılıklı etkileşim. Yani bundan sonra karşılıklı olarak yapıcı bir sürece mi girecekler? Yoksa işte ipler kopacak mı? Yani ben çift taraflı olduğunu düşünüyorum bunu. Yani ipler kopabilir. İşte karşılıklı söylemler. Hani genel merkez şu ana kadar Muharrem İnce'nin yani yakınları vasıtasıyla yaptığı açıklamalara bir ses etmedi. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun sakın cevap vermeyin, sakın tartışmaya girmeyin Muharrem İnce ile diye partideki işte ekibine talimat verdiği basına yansıdı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztürk'a soruluyor işte Muharrem İnce'nin açıklamaları ve parti kuracağı iddiası. O da diyor ki işte bizim gündemimizde diyor 13 milyon işsiz var. Evet. Muharrem İnce gündemimiz yok diyor. Yani Muharrem İnce ile bir tartışmamız yok. Hani bu konuda basına malzeme vermeyiz, basın önünde tartışmayız anlamında bir yanıt veriyor. Bakalım hani bu üsluplar ne kadar daha devam edecek? İnşallah eder yani. Hani sonuçta Muharrem İnce CHP için değerli bir isim. Yani vazgeçilmez bir isim. CHP ana muhalefet partisi ve iktidara yürüyen bir parti. CHP'nin de hataları var. Muharrem İnce'nin de hataları olmuştur, vardır. Evet. Dolayısıyla hani bu hatalar karşılıklı devam mı eder? Yoksa bir yol ayrımı olur mu? Yani yol ayrımı aslında psikolojik olarak, zihinsel olarak var genel merkezle Muharrem İnce arasında ama hani organik kopma CHP ile Muharrem İnce arasında olacak mı? Olursa ne zaman olacak? Nasıl olacak? Onu da işte önümüzdeki süreçte izleyip göreceğiz. Evet, karşılıklı şey dediğiniz gibi satranç adımlar atılmaya devam ediyor. Şimdi bu öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu son kurultayın ardından MYK Parti Meclisi MYK belli oldu. Birkaç MYK'da yer alan isim biliyorsunuz listede çıkarmıştı. Bunlardan biri de Tuncay Özkan'dı. Tuncay Özkan'ın da bir formülasyon içinde genel başkan medyadan sorumlu baş danışmanlığına getirdi. Yani Kılıçdaroğlu'nun medyayla ilgili baş danışmanı oldu. Şimdi tabii bu kulislerde şöyle de yorumlanıyor. Aslında vitrinde olan bir MYK var ama bir de gölge MYK yapıldı diye. Yani aslında Tuncay Özkan'ın bu statüye oturtulmasıyla bu söylemler, bu tartışmalar yaşanıyor ya da konuşmalar. Yani evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir süredir hani belki 2018 milletvekili adaylık, aday belirleme sürecinden itibaren parti içi demokrasi biraz hani rafa kaldırıldı açıkçası. Hani Tayyip Erdoğan'ı tek adam diye eleştiriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içinde bir tek adamlık görüntüsü veriyor maalesef. Bunu hani söylemek gerekiyor, söylememiz gerekiyor. Çünkü bu konuşuluyor ve yaygın bir şekilde yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de adeta tek adam hani mantığıyla yönetiliyor. O zaman Tayyip Bey'i Cumhurbaşkanı'na sen tek adamsın işte hani işte devletin sistemlerini çalıştırmıyorsun, devletin kurumlarını çalıştırmıyorsun, her şeye sen karar veriyorsun diye eleştirmenin bir mantığı kalmıyor. Aynı şey Cumhuriyet Halk Partisi içinde de geçerli hale geliyor. Şimdi kurultay yapılmış. Kurultay dediğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük, en yetkili organı yani genel başkandan
işte parti meclisinin üyesine kadar, yüksek disiplin kurulu üyesine kadar o kurultayda delegeler tarafından görev veriliyor. Yani kurultayın görev vermediği, hatta görevdeyken görevden aldığı tekrar seçmeyerek kişilerin hani o olur bu olur, isimler önemli değil. Genel başkan tarafından hem de kurultaydan daha bir hafta sonra işte hem de aynı görevle, yani kurultay öncesindeki aynı işte görevlerle baş danışman diye atanması ve aynı göreve devam et denmesi. O zaman kurultay niye toplandı? Kurultay delegelerinin delege niye irade gösterdi? Ne iradesi gösterdi? Yani delege hani delegenin iradesinin hükmü yok o zaman. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegenin iradesinin hükmü yok. Çünkü delege görevdeki genel başkan yardımcılarından 4 tanesini görevden almış. Genel başkan yok diyor, ben delegenin o hani görevden almasını tanımıyorum. Bu sefer baş danışman olarak onlara aynı görevleri yaptırıyorum diyor. Onlardan işte birine, ikisine, üçüne, dördüne, her neyse. Bu hani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik iç yapısına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürüne, kurultayın mantığına, her şeye aykırı. Neye aykırı değil? Tek adam düzenine aykırı değil. Hani o zaman siz Tayyip Bey'i nasıl eleştireceksiniz? Yani hani tek adamsın, devletin kurumlarını işletmiyorsun, her şeye sen karar veriyorsun, mahkemeleri de etkiliyorsun. Yani sen de kurultayın kararına hani uymuyorsun derse Tayyip Bey, CHP ne diyecek? Böyle bir durum var. Ama bu talihsiz bir durum tabii. Hani bu, yine bir daha söyleyeyim. Bu X kişi için, B kişi için demiyorum bunları. Mantık olarak yani bugün Tuncay Özkan olur, yarın başka bir şey olur, birisi olur. Ama kurultayın görevden aldığı bir kişinin baş danışman diye hani bu şekilde atanarak aynı göreve devam ettirilmesi yani hoş değil. Yani hani hafif tabirle tabii, ama sonuçta Sayın Kılıçdaroğlu bilir. Sayın Kılıçdaroğlu da o kurultayı seçti. Böyle bir tercih kullanıyor. Bak hayırlı olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Değil mi? Yani evet. Ne dinlenebilir ki başka? Cumhuriyet Halk Partisi kurultaydan bir süre önce ve kurultaydan bu yana kendisinden söz ettiriyor. Ama Türkiye'nin gündeminde tabii bambaşka konular da var. Gözlerimiz bir yandan da onu takip ediyor. Bakalım ne olacak Türk siyasetinde? Türkiye'nin çıkarına neler olacak, hep birlikte göreceğiz Şaban Bey. Evet. Çok teşekkür bakalım. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Sevgili izleyiciler, size de teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.